Bakalım sizden gelen sorular neler? Hocamdan gelecek çözüm önerileri neler? Hanımlar beyler ilk soru geliyor. Altın gününde komşularımızla buluşup bol bol dedikodu yapıyoruz. Dedikodusuz bir hayatın tadı olur mu hocam? diyor. Olmaz ama yapmasanız bence daha iyi olur. Yani ya sonuçta bak <laughs> Aa, şimdi böyle bir soru hiç okumamıştım <laughs> soruları. elimi aldım ve inanın burada okuyorum ve çok şaşırdım. Dedikodusuz bir hayatın tadı olur mu? Şimdi şimdi dedikodu bak, mu hayatımızı tatlandırıyor? Şöyle, şöyle bayanlar kendi aralarında bir araya geldiği zaman zaten bunların kelime potansiyeli yüksek. Yani bununla ilgili yapılan çalışmalar var. Ee, günlük konuştuğu kelime sayısı 24 bin. Erkeğin kaç? 12 bin. 24 bin bir de en düşük rakam. 30 bine kadar çıkarıyor araştırmalar. Bu kelimelerin harcanması lazım. Harcanmazsa bu B'ye kaldı mı daha zor. Onun için kadınların bir araya gelip kendi aralarında konuşmaları, sohbet etmeleri güzel ama kimseyi çekiştirmesinler, kötülemesinler. Dedikodu Nedik, dediğin nedir hocam? Negatif enerji yaymasınlar. Dedikodu dediğin nedir? Dedikodu şu, şudur işte annem benim şöyle yapıyor kaynanam Allah şey olsun başımızdan eksik etmesin. Eğer güzel şeyler söylüyorlarsa güzel ama dedikodu da olumsuz şeyler söylüyorlar. Yani başkasının, gider. başkasının hayatını etkileyecek düzeyde bir şey. Söylenmemesi Allah lazım. Allah katında da hani. Şimdi bir defa yok. günah ama ayrı bir şey. Şimdi bir, bir kulağına götürür. Hı. götürdüğü zaman gelinin bunu dedi. Dedi mi bitti. Ya da oğlun için şunu söylediler. Bilmem kızın için bunu dediler. Yani bunlar bugün dedikoduyu burada yapan yarın senin dediğini de başkasına götürür. Onun için kimin yanında konuşuyorsun dikkat etmen lazım. Evet. Bir de şuna dikkat etmek lazım galiba. Hani biri geliyorduk bak al bak. Bendeki sır bak kimseye vermem. Sen benim en yakın dostumsun. Evet. E, hiç yani ben asla senden başka kimseyle konuşmuyorum diyen insan mutlaka ötekine götürür. Mutlaka. Şimdi İzmir'de yaşayan bir seyircimiz sormuş. İzmir'de yaşıyorum. Sevgilimin telefonunun hep şifresi var. E, beni aldatıyor mu diye soruyor. E, bu aldatma meselelerine bu da giriyordu galiba değil mi? Hani kocamızın ve sevgilimizin ya da hayat arkadaşımızın şifresi varsa Bakın ilişki güven demek. Şimdi bir defa güveni zedeleyen ne varsa bunu ortadan kaldırmak lazım. Bunu zedeleyen şifre mi? Kaldır. İçim şüphe bak içimde bir şüphe var. Bunu gider ben nasıl rahat ediyorsam sen öyle davranmak zorundasın. Çünkü neden? Benim kafamdaki şüphe arttıkça senin rahatın kaçar. Kaçar. Ben araştırırım, soruştururum, takip ederim, sıkıştırırım. Anladın mı? Bu sefer senin hayatını da cehenneme çeviririm. Eğer biri yoksa aldatmıyorsan şeffaf ol, açık ol, ver şifreyi. İstediği zaman baksın, al telefonu de, kurcala de. Yani bu noktada güveni e, ...inşa edili, edemediğiniz ilişki yürümez... Daha, ...daha sevgililik döneminde... ...bak sevgiliyken kafasındaki şüpheleri... ...gideremiyorsa bu ilişki ileride ne hale gelir? Ne hale Bunu gelir? Bunu düşünmek lazım. E, şimdi bu soruyu hep birlikte okuyalım. Ekrana gelsin ve bakın... ...yani bu konuyla ilgili o kadar çok uyarıda bulunduk ki... ...sadece biz değil... ...ekranlarda da yüzlerce e, meslektaşım... ...yani bu işi yapan meslek, meslektaşım uyarıyor. İnternetten tanışmış. İnternetten tanıştığı kadında evlenmiş... Sonra düğünde takılan takıları alıp internette tanıştı. Bu kadın ortadan kaybolmuş. Adam hala soruluyor, soruyor ben dolandırıldım mı diye. Yok kardeşim geri gelecek. Yani bir çıktı dolaşacak geri gelecek. Sen sabret. Şimdi bir defa bakın tanımadığınız e, insan tamam da hocam tanıyorum ben onu nasıl tanıyorum? Seviyorum ben onu. Bakın tanıyor mu geçti seviyorum ben onu. Şimdi güvenmiş. Neden? Çünkü profesyonel. Öyle bağlıyor ki kendini Allah kimsenin başına vermesin ha yapmaz Aa. başımıza gelmez diye düşünmeyelim. Bak bu, bunu söylüyorum neden çok profesyonel gerçekten seni kendine aşık edip atman gereken Tabii bütün et. adımları attırıyorlar. Biliyorsunuz o telefonda işte e, teröre bulaştınız şuraya bu para götürün bilmem ne koca koca profesörler elinde çantayla parayla çöplüğe para bıraktı. Şimdi onun için ben çok akıllıyım ben dolandırılmam demeyin ama şunu unutmayın internetten tanıdığınız ailesini, mezarını bilmediğiniz, sülalesini tanımadığınız insanlar soru işareti. Tabii. Yani tamam, güveniyorum gibi, tamam düzgün duruyor, bir yamuk yok gibi ama aman ha, yine de bir tam bilmeden ailesini, soyunu, sülalesini, çevresini tanımadan aman, aman dikkat aman. et ama. Şimdi biz bu programda şunu gördük mü? Gördük. Gerçekten böyle dolandıran düğün çeteleri var. Var. Teşkilat gibi. Anne baba da buna dahil oluyor. Bizim rejimize öyle ihbarlar geliyor ki hedefi belirliyorlar. Hedef mesela e, X X Mahmutlu Emine'nin oğlu ya da kızı. Onu kendisine aşık ediyor. Buradaki hedef ne biliyor musunuz? Düğünde takılacak takılar. Şimdi diyeceksiniz ki yani bir insan düğünde takılacak o takılar için hayatını mahveder mi? Onlar için bunun önemi yok ki. Evet. Bugün seni kandırıyor, yarın ötekini kandırıyor, yarın ötekini kandırıyor. Bu insanlar böyle hayatını idame ettiriyor. Çok enteresan değil mi? Düğünde takılan takı için kendi hayatını mahvediyor ama bunlar çete. O yüzden gerçekten çok dikkatli olmak lazım. Evet. Şimdi Adana'da yaşayan sevgili seyircimiz param olmadığı için sevgilimle evlenemiyorum demiş. Ah Yazık canım ya. ya. Peki sormuş. Kaçsak, Kaçsak mutlu, mutlu olur muyuz diye. Şimdi... Mutlu olursanız problem yok, mutsuz olursanız ortalık karışıyor. Şimdi bence kaçmak yanlış. Anne babaları bir şekilde ikna etmek lazım. Ama şu da var. Öyle şeyler istiyorlar ki zaten çocuğun parası yok, onları yapma şansı da yok. Şimdi seven insanlara elimizden geldiği kadar bizim destek olmamız lazım. Ve evliliği zorlaştırdık. Bakın düğün öyle şeyler yapılıyor ki düğün hazırlıkları yemin ediyorum. Birkaç araba parasını harcıyorsun şeyde, bir düğünde, bir gecede. Tabii. Bak, bir gecede. Şimdi bu ne kadar doğru? O noktada e, birbirini seven insanlar birbirinden çok şey beklemeden istemeden aileleri de destek vererek durumlarına göre ellerinden geleni yaparak e, katkı sağlarlarsa kaçma olayı olmaz. Kaçanların birçoğu maalesef parasal anlamda yok bende ben bunları karşılayamam beni seviyorsan gel diyor. Sevdiği için gidiyor ama bu sefer sevdiği için kaçtığı için yarın kavga ettiğinde sorun yaşadığında anne babasından da destek alamıyor. Aile de yanında olmuyor. Aile de yanında olmuyor. Onun için bir defa bak gençlere şunu söyleyelim. Anne baba onayı olmadan desteği olmadan kaçarak evlenmeyin. Bak net söylüyorum evlenmeyin. Çünkü yarın yaşadığınız her sorunda yalnız kalırsınız. Evet. İki ailelere sesleniyorum. Lütfen seven gençlerin arasına girmeyin. Ar arasında olmayın arkasında olun. Neden? Çünkü sevdi, parasız, evlendirmedin, zengin biriyle evlendirdin. Sonra internetten buluyorlar onlar birbirini. Ya ve ortada çocuk var ve yuvalar yıkılıyor. Onun için sevenlerin lütfen arasından çekilin, elinizden geldiğince destek olun. Ay ne dönem, hangi dönemdeyiz, nasıl bir dönemdeyiz ya? İnsan çocuğunu evlendirirken de endişeli, dost edinirken de endişeli, evet. evini aldığı arkadaşı için de endişeli. Ya biz böyle güven, kalmadı. Gü, güven kalmadı. Güven ya. kalmadı gerçekten. Güven kalmadı. Diğer soruyu getirelim mi? Hüseyinci ekrana diğer soru gelsin. Şimdi sevgili seyircimiz evlenecekmiş. Görelim soruyu hep beraber. Nişanlım evlenince e, annem de bizimle yaşayacak diyor. Çünkü e, bendeki nota göre de tek çocukmuş. E, beyefendi soruyor. Tamam nişanlım bunu istiyor ama ben de yok kaynanamla yaşamak zorunda mıyım? Ya da... E... <laughs> Erkeğin anne babasıyla aynı şey var mesela bana gelen mesajlar var Instagram'dan yoğun bir şekilde aynı soruyu andıran mesajlar. Hocam diyor evlen biz evleneceğiz nişanlıyız nişanlımı kırmak istemiyorum ısrarla diyor ki anne babamla birlikte yaşayacağız. Ne yapayım ben hocam kabul edeyim mi çok seviyorum nişanlımı. Şimdi özellikle ilk 3 yıl 5 yıl gençlerin birbirini tanıdığı keşfettiği dönem ve bu dönemde. Şimdi orada anne baba varken nasıl birbirini tanırsın? Nasıl birbirine cilve yaparsın? Peki hocam, nasıl böyle dine, mesela e, transparan giyinirsin e, e, tabi. Ne ne diyeyim yani şimdi? Yani ama şimdi a, a, annem varken e, ka, e, kayınpederim, bak mu vallahi sıkıştırma <laughs> beni dur. Juraat <laughs> <Şimdi> giyinemezsin <laughs> ya, ama doğru mu değil? Da mi? Da siz derin konulara girdiniz a, orada. Ama tamam da doğru mu değil mi? Yani <laughs> sen şimdi kayınpederim varken, kayınvaldem varken ben nasıl giyinirim? Ama yani eşimin e yanında istediğim gibi giyinebilir miyim? Giyinebilirim. Bakın o noktada cinsellik açısından, birbirine bakış açısından, sarılma açısından, öpme açısından her yönden sen tutuk olursun. Neden? Birileri var. Aman elleme görecekler. Elleme duyacaklar. Böyle bir evlilik olur mu? A, hocam o çocuklar olduktan sonra da aynı. Şu çocuklar görecek. <laughs> Şimdi, yapma. Ama bakın ilk üç yıl keşfetme dönemi. Bu dönemde yalnız kalmaları, birbirine bağlanmaları, kişiliklerini keşfetmeleri kendileri hmm. adına önemli bir dönem. O zaman, Daha sonraki dönemde çocuklar oldu bak. Bunu kabul ederim. Bakıma muhtaç. Onların da desteğe ihtiyacı var. Çocuklarla beraber onlar da destek olsunlar bak ama ilk 3 yıl 5 yıl ben doğru bulmuyorum. Peki. Bak, yani bu evliliği şey. de e, tehlikeye sokabildiğini Sokabilir. söylüyorsunuz. Sokabilir. Kesin sokar. E, şimdi çok güzel bir soru var. Gördünüz mü? Aldılar ama ekrandan. Aşkın acısı. Fatih getirelim mi tekrar ekrana? Çok güzel bir soru bu. Biraz önce Bakın ekrana gelecek şimdi bir önceki soru. E, bu evlilikte parayı sonra konuşuyoruz ama aşk acısını sormuş arkadaşlarım. Bakın geldi ekrana. Her aşkın bir acısı var mı? Var. Şu anda ekranda aşk acısı çekenler var mı? Evet. Bunun süresi var mı? Aşk gerçekten bir hastalık mı? Aşk acısı çekenler ne kadar zaman geçtikten sonra bu acıyı sonlandıracaklar? Bunu da konuşacağız. Şimdi bir diğer sorumuzu getirelim hemen ekrana. Lütfen evet. arkadaşlar, diğer sorumuz Ukrayna'ya gidiyormuş sevgili seyircimizin kocası sıklıkla hem de ve demiş ki e, Ukrayna niye buraya gidiyorsun? Tarihi ve turistik yerlerini geziyorum demiş. Gezmekle de bitmiyor canım benim. O da sormuş yani inanayım mı? O benim kocam, güveneyim mi? Yoksa beni aldatıyor mu? Diye. Kocaya bağlı. Yani <laughs> Şimdi tabii bu adamı aldatıyor da diyemezsin. diyemezsin. Belki yani gerçekten çok beğeniyor sen, oraları. Bak sen bizden fazla tanıyorsun kocanı. Nasıl bir insan? Daha önce olduğum yamukları. Eğer adam düzgünse her yerde düzgündür. Gerçi orada biraz <laughs> bir şey de demiyor. Demek istemiyorum. Hocam ben şöyle düşünüyorum. Evet. Bir adam yapacak olan bir adam her yerde yapar. Her yerde yapar. Evet. Olay yani vicdanla yurt dışına ilgili, gitmesine gerek yok ki. Bence de olay vicdanla ilgili. Olay eşini olan sevgi, saygıyla ile ben ilgili. Ben hep aynı örneği veriyorum. Benim bir arkadaşımın babası, adamcağız. Adamcağız demeyeceğim aslında onu ama neyse tanıdığım için amca yani yıllardan beri aynı saatte diye. evden çıkıyor tabii. Sabah 7'de evden çıkıyor. Akşam 7'yi çeyrek geçe eve geliyor. Bakın mutat hayatı böyle devam ediyor adam. Yani işinde evinde değil mi bu adama bakın. 7'den giriyor 7'de geliyor. Adamın çocuğu çıktı. <laughs> İnanamazsınız yani. Hani soru şey yaptılar. Hangi arada hangi derede bunu yaptın? Bu kadın neredeydi? Bu çocuk nerede büyüdü? Nasıl oldu? Evet. Ve yıllar sonra bütün çocukları hayretler içerisinde kaldı. İnanabiliyor musun? O Hiç yüzden... anlamamışlar? Hiç anlamamışlar. Allah Allah. Hiç hocam. Yani adam da nasıl bir profesyonel izliyordu şu anda beni. <laughs> Çok pişman oldu ama. Yani tabii Doğan çocuğa da yazık günah. Tabii. Babasız büyüyor. Yani, Şimdi bakın. Diğer bu, soruyu bu, bak, da getirelim. Burada bakış şu olmalı. Ben eşimin bana... Bunu yapmasını ister miyim? İstemem. Kimse o zaman ben, istemez. O zaman ben de yapmamam lazım. Bak Bakış açısı bu. Şimdi eşimin yapmasını istemediğim bir şeyi ben ona nasıl ama yaparım? Ama erkekler öyle düşünmüyor. Erkekler küçük, minik heyecanlar istiyorlar hayatında. Ama bakın, Yalan mı? Ama bu düşünce bakın, bu düşüncenin yerleşmesi lazım. Yani ben eşimin böyle bir şey yapılmasını kabul eder miyim, etmem. Hı. O zaman ben nasıl yaparım? Empati kurmak lazım. Ben yapamam. Yapamam yani. O zaman fırsat bulsan da yapamazsın. Peki. Diğer soruyu Yoksa getirelim hemen. Fırsatları değerlendirenler var yani. Onu da biliyoruz. Şimdi beyefendi karısı öldükten 3 ay sonra hemen başka bir kadına aşık oluyor. 3 ayda. Evet, 3 ay sonra. Karı da... ölüyor 3 ay sonra aşık bu, bu, bu oluyor. Bu da çok az olmuş yani. Evlensem diyor ölen karıma ayıp olur mu? Olur. Şimdi eşi olamaz mı yani? Eşi vefat etmiş. 40 gün bir temel, süre var. Bak Temel ertesi gün hemen evlenmiş. Ne yaptın diyorlar. Vallahi üzüntüde ben ne yaptım mı diyor diyor. <Gülüyor> <Yani> <gülüyor> biraz buna <laughs> dönmüş bu yani. Yani yani 3 ayda ya kardeşim yıllarca beraber yaşadığım bir insan 3 ayda da hemen unutulup da düğün yapılmaz bence. Ne kadar beklemek gerekiyor ki? Vallahi en az 2 yıl o tortunun atılması için geçmesi lazım. Bak, sağlıklı Peki, bir ilişki kuramazsın başka bile. bir şey soracağım size. Diyelim ki... Ha, sevmiyorsa eğilisiniz. bak sevmiyorsa oh iyi oldu kafasındaysa zaten ilişkileri bozuksa Hı. bak ben bunu kabul edebilirim. Ama gerçekten harika bağlılığı olan vardı burada. Osman'ım Osman'ım diye. Yok bugün. Yok. Muhteşem. Ne? Palam palam diyen. Mesela bak. iki yılda da zor toparlar o. Allah gecinden versin bak. Bizim o sevgi, seyircilerimizden Bizim mi? seyircilerimizden. Sen bir göreceğim böyle fotoğrafıyla geziyor. Palam dediği kim? Palam dediği eşi. Çok mu seviyor? Çok. Bak çok seviyor. Çok. Ben gördüm konuştum. Bugün yok galiba burada. Annesi vefat etti. Neyse. O, tabii. Bir dahaki de inşallah konuşuruz. Öyle birisi bak. Şimdi o sevgiye sahip olan birisi hayatta evlenmez. Evet. ...ve ne üç ayı bakın... ...ya beş ay, on ay... Ya şey, o, ...beş yıl, on yılda onu zor toparlar... ...anladınız mı? Peki, yani bu diğer soruya geliyoruz hemen... Evet. E, ...bu da çoğumuzu ilgilendiren bir soru diyebilirim... ...şimdi akşam eve eşiniz geldi... ...gömleğini çıkarttı, kirliye attı... E, ...siz kirliye atmadan önce... hani ...renklileri, beyazları ayırıyorsunuz ya... ...bazen cepleri kontrol ediyoruz hani... ...bozuk para var mı, makineye girmesin falan diye... Hii, ...bir bakıyorsun ki... ...adamın gömleğinde... ...ruj lekesi. Nasıl böyle bir hata yaparsın? Hocam aşk olsun. <laughs> yani o ruj nasıl kaldı orada? Şimdi yani... ...acı olan şey şu. Böyle bir leke, belirgin lekeyse... ...bil ki seni ifşa ediyorlar. Hmm. Yakalan diye. Yani onun görüleceğini... ...biliyor, bilerek yapıyor. Çünkü neden? İkinci ilişkilerde... ...maalesef ikinci ilişkilerde... ...önce saklanıyor... Gizleniyor biliyor evli olduğunu kabul ediyor gördük biz biliyor kabul tabii. ediyor e sonra kabul edemiyor ona nasıl gider hatırlıyor musunuz arayanlar oldu bize diyor ki onunla yemek yiyor onunla beraber oluyor olacak tabii kendi eşi onu bile kabullenemiyor bu sefer ne yapıyor İlişkiyi bozmak için bu tarzda şeyler bırakıyor İzler. neden kavga etsinler ayrılsınlar diye Bazı insanların mutlu evliliklerde gözü var zaten maalesef Yani gerçekten bazı kadınlara sesleniyorum bir kadının düşmanı yine başka bir kadın. Evet. Yani özellikle mesela bakın mutlu olan ilişki bende niye yok diye bozmaya çalışan bakın bozuk bozuk zihniyetli bozuk karakterli insanlar var. Yani sanki sen onun kocasını elde edince o koca tamamıyla senin olacak diye düşünüyorsun ama onu aldatıp sana gelen adam inan seni de aldatıp diğerine gidecek. Yalnız Bu dünya şaşmıyor. Ee, karakterini bilmediğiniz insana bak çok önemli bir tüyo veriyorum size. Karakterini bilmediğiniz insana eşinizle ilgili şikayette bulunmayın. Hmm, bu da çok önemli. Bak, çok önemli bir tüyo veriyor. Bulunmayın. Neden? Oradan bir yürür ilişkinizi bozar. Vallahi adam elinden alır. E, görmedik mi? Gördü ki kaç defa. En yakın arkadaşı evine girip çıkıyor. 11'de bize o kadar ihbar geliyor ki bu konuda 11 kahvesinde bir yandan bizi izlerken bir yandan dertleşiyorlar kadıncağız en yakın arkadaşına kocasını anlatıyor bana şöyle yaptı böyle yaptı öteki kadın da ona akıl veriyor aa ben olsam şöyle yaparım böyle yaparım diye bir de bakıyor ki akıl verdiği kadın kocasının sevgilisi çıkıyor şaşırmıyoruz artık bu hikayelere. İsterseniz dinleyelim ee, gerçekten gerçek yaşam hikayelerini bu ekranda duyalım payımıza düşeni de alalım.